Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile'de bu hesapta artık arkadaşlar Prime ikon yağmuru oluyor. Bir Prime ikon daha alacağız bugün. Ve dev bir gen yükseltme yapacağız. Diziliş de değiştiriyoruz. Oyuncular da değiştireceğiz. Yenilikler de gelecek. Bazı oyuncular gidecek. Ve kadro tamamen efsane oyuncularla dolacak. Gerçekten bu kadro için inanılmaz bir yükseltme yapıyoruz. Arkadaşlar bu video için 104 Maldini için ben gerçekten 500 liradan fazla para yatırdım. Hala da yatıracağız. Bu arada yine para yatıracağız. Hala alamıyorum. Çünkü biraz daha para yatırmamız lazım. Bu videoda da yatıracağız. O yüzden sizlerden bu videoya gen yükseltme için ve bu 500 liranın emeğin karşılığı olarak Maldini alıyoruz. 3000-4000 beğeni atın. Eğer bu video 4000 beğeni geçerse ben oyunda Prime ikon almaya devam edeceğim. Etkinliklerden Prime ikon almaya devam edeceğim. Bu video 4000 beğeni geçerse çok basit geçersiniz. Herkes like atsın ve hala kanala abone değilseniz de abone olun, bildirimleri açın. Ve hiçbir videoyu kaçırmayın eğer FIFA Mobile oynuyorsanız. Çünkü bu kanala her gün inanılmaz ötesi FIFA Mobile içerikleri geliyor. FIFA Mobile videoları geliyor. Eğlendirici, bilgilendirici her türlü geliyor. Bence abone ol kankam kesinlikle. Şimdi arkadaşlar buradan öncelikle hızlı başladık bu arada. Çok hızlı girdim videoya. O yüzden like'ınızı atmayı unutmayın. Bak bence unutursunuz, neyse unutmayın sakın. 19 liralık paket alacağız. Yani Ronaldo çıkarmak için açmıyoruz ama bunu açmak zorundayım arkadaşlar. Çünkü 1000 puana ihtiyacım var. Hemen şimdi geliyoruz. 19 liralık pakete basıyoruz. Çıkarsa Ronaldo mutlu oluruz ama %1 şans. Yani maksimum da %4 şansa kadar çıkacağız bu arada. Hemen Ronaldo için bastık arkadaşlar. Bir tıkla satın al dedik arkadaşlar. Bir tıkla satın ala bastık. İşleniyor şu anda. Ronaldo geliyor mu? Ronaldo geldi. Evet. 19 lirayı yatırdık. Ronaldo geldi dedim yanlışlıkla. Ronaldo gelmedi aslında. Ama gelirse güzel olur ya. Gelirse fena olmaz. Gelmedi. Gelir mi ya acaba bu arada? Gerçekten bir Utosun ikinci adam özel bir. Buraya bir geç abi. 1250 CV'ye 200 puan. Bu puanları da harcayacağız. Bu puanların da gelmesi önemli şu anda gerçekten. Bugün Maldini alabilmek için gerçekten çok önemli. 200 puan da geldi. Ronaldo yine gelmedi ama Ronaldo'nun şansı zaten yok gibi bir şeydi arkadaşlar. Şöyle hemen bir ayrıntılı bilgiye bakalım. %2 Ronaldo'nun şansı arkadaşlar. Gerçekten %2 sadece. O yüzden maalesef gelmedi. Ve arkadaşlar 2500 cevher daha basıyoruz. Ya buradan Ronaldo çıkmaz ama... Çıkarsa da çok bomba olur ama çıkmayacağını zaten biliyoruz. 1000 TOTS bileti geldi. Ronaldo için açmamıştık. Buradaki TOTS biletleri için açmıştık. Şimdi hemen arkadaşlar sizlerle birlikte 500 TOTS bileti de alacağız. Hemen Team of the Season'a girelim. Ve 500 TOTS bileti için yedeklerden 2 tane paket açılımı yapacağız. 275 puan var görmüş olduğunuz gibi. En mantıklı 2 paket nereden açılabilir diye ben bir bakıyorum arkadaşlar hemen. En mantıklı 2 paket. Bence arkadaşlar buradan açılır. Çünkü buradan sonra 98 falan çıkarmaya çalışırız. Arkadaşlar çok da fark etmez. Zaten bu paketlerde şansa bir şey çıkmıyor. Şanslı olacaksak da şuradan bir fikir bir de Carlos Soler çıkartalım iki pakette. Ama çok da hani paket şansı beklemiyorum bugün ama Soler artı fikir çıkarsak 3. paket garanti oyuncu olacak. Ama yani garanti 94 artı olacak ama çok da sanmıyorum dediğim gibi ve çıkmadı da yani. Ve coins geldi. En azından coins geldi. Birazdan harcayacağımız coins geldi. Ve ekstra biletler geldi şimdi. Hemen arkadaşlar buradan TOS biletini görmüş olduğunuz gibi aldık ve... 500 TOTS bileti daha geldi ve elimizde 4710 TOTS bileti oldu arkadaşlar. Şimdi Maldini için geliyoruz. Gen yükseltmenin başında alacağımız oyuncunun ismi Maldini arkadaşlar. Sonrasında da kadroyu düzenleyeceğiz, maç yapacağız. Maldini'yi de çok merak ediyorum. Şöyle bir önce özelliklerine bakalım. 129 hız. Sen bir defans stopersin lan. Sol bek bile değilsin. Bu adamı sol bek'e koyun oynar. Bu ne oğlum? 138 hızlanma ne? Maldini manyak arkadaşlar gerçekten. İlk olarak hesapladık en mantıklısı buradan oyuncu almak ama ben şimdi arkadaşlar şu toplu bilet takaslarını hemen yapayım, sonrasında hemen devam edeceğim. Arkadaşlar son Serie A puanımızı da aldık ve 4800 TOTS puanı var elimizde. Ve bizim zaten arkadaşlar tam 4800 puan harcamamız gerekiyor. İlk olarak 94'lük oyuncuyu alıp sonrasında da yoldan dümdüz ilerlediğimiz zaman bizim için gerçekten müthiş bir olay oluyor. Ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Birazdan göreceksiniz ne olduğunu. Hemen buradan bir 800 puan bastık. Devam edeceğiz arkadaşlar. Devam edeceğiz. Merak etmeyin. Ve 20 ultimate puan oldu hesapta. Bu arada 140 ultimate puan oldu. Bu arada siz bu videoyu izlerken UTOS bitmiş olacak ama videonun güzelliği korunuyor. Gerçekten mükemmel bir video çünkü. Ve buradan dümdüz ilerliyoruz arkadaşlar. Bu arada bir dakika. Buradan nasıl dümdüz ilerliyoruz ya? Buradan dümdüz ilerleme gibi bir ihtimalimiz var. 2 tane seçkin oyuncu. 2 tane bu arada artı. Hadi bakalım seçkin oyuncular. Oho my god. Bir de etkinlik seçkin oyuncuları. Güzelmiş, ben normal seçkin veriyor sandım ve 1100 puan daha basıyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar hem beceri geliştiricileri geldi. Beceri geliştiricileri hoş geldi. Hem de bu emeğimizin, büyük emeğimizin sonunda coins olarak karşılığını alamamıştık. Maalesef Mbappe'ye 68-69 milyona falan satmıştık. Ancak Maldini olarak karşılığını alıyoruz. Ve al diyoruz arkadaşlar. Maldini hayırlı uğurlu olsun, sonunda Maldini geldi arkadaşlar ya. Maldini geldi, efsanevi Prime ikon ve Milan efsanesi olduğu için benim ekstra hoşuma gidiyor. Çünkü biliyorsunuz Milan olan sempatimi ve sevgimi. O yüzden Maldini
Adamdır, adamın ham maddesidir. Maldini is the best in the world. Ve reaksiyonlar 140, markaj 140, kayarak müdahale 140, ayakta müdahale 138, denge 134, güç 140, top kesme 140, 134 kova vuruşu. Bunlar ne? Hızlanması bile 138. Manyak Maldini, ne yapıyorsun? Abi bir şey söyleyeceğim. Maldini ne böyle? Maldini inanılmaz. Maldini gerçekten tam anlamıyla inanılmaz. Şimdi arkadaşlar hemen bir diziliş değişimine geçeceğiz. Ve kadroya bomba yenilemeler yapacağız. Dizilişlere girdik ve arkadaşlar buradan 4-3-3 atak dizilişi yapıyoruz. 4-3-3 atak dizilişini seçiyoruz. Ve seç dedik arkadaşlar ve bir diziliş ayarlayacağız. Kadroda kesin kalacak oyuncuları yerine koysak yeterli. Vieri falan mesela çok da önemli değil. Ve arkadaşlar şu anda bir spoiler yemiş oldunuz. Hemen şöyle Kaka'yı MOO'ya koyuyoruz. Mane sen de çok önemli değilsin derken Mane'yi değiştireceğimi mi şey ettim acaba bilmiyorum acaba itiraf mı ettim? Ve arkadaşlar şimdi buradan Romero da değişecek ama önce bir Bender değişsin. Bender yerine Maldini hayırlı olsun tam 12 beceri yani 12 dereceyle beraber geliyor bu arada. Harika bir şekilde Prime Icon Maldini 12 derece birden verdi bize. Vieri'de de 12 derece varmış bu arada. 12 derece Vieri'ye atmamız gerçekten çok yanlış olmuş o zaman. Yani en az dereceli oydu ama olsun yine de yanlış yapmışız. Ve arkadaşlar şimdi transferlerimize tam gaz başlıyoruz. Yani devam mı ediyoruz? Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk transferimiz pazardan alacağımız ilk transferi hemen yapacağız. Kesinlikle alacağımız bir oyuncu. Çok güzel kartı var arkadaşlar. Bütün sabeklerden daha iyi oyundaki ve özellikleri inanılmaz iyi. Yani gördüğünüzde yani Maldini'ye nasıl bir sabek diyebilirseniz Cancelo'da bir orta saha oyuncusu falan bile diyebilirsiniz. Gerçekten Ultimate Toss Cancelo'nun özellikleri harika ötesi ve bir Ultimate Toss'un değerinin de bu civarda olması çok hoşuma gitti. Alınabilir bir fiyatta çünkü herkes alabilir eğer birazcık para biriktirebilirse. Çok çok hayranıysanız mesela arkadaşlar birazcık etkinlikleri düzenli oynayarak bu adama ulaşabilirsiniz. Çok çok uçuk bir fiyatı yok bence. Ederi kadar bir fiyatı var. Gerçekten güzel bir fiyatı var ve hatta puanınızı da bile alabilirdiniz zaten. 7 milyon 200 bin olarak aratıyoruz ve arkadaşlar Cancelo'yu alacağız. Sağ bekli sol bekli duruma geri döndük bu hesapta. 7 milyon 130 bine var. En ucuzunu tabii ki bulacağız. Bakalım en ucuzu kim olacak? 7 milyon 127 bin, 7 milyon 125 bine var. Ve arkadaşlar hemen 7 milyon 125 bin, 113 binlik de varmış. 7 milyon 113 bin coin ise Joao Cancelo'yu alacağız. Tek sıkıntı şu bu arada arkadaşlar. Coins harcayacağız evet biraz. Hani coins oyunculara falan harcayacağız ama derece aktarımı çok oyuncu değiştirdiğimiz için derece aktarımından da çok fazla coins gidecek gibi hissediyorum. Büyük bir ihtimalle de gidecek. Hemen Cancelo'yu buraya koyduk arkadaşlar. Ve belki yükseltiriz. Yükseltmelere sonra bakacağız. Derece transferleri ve derece yükseltmeleri falan da yapabiliriz. Her şeye bakacağız duruma göre arkadaşlar. Kesin satmayı planladığım Romero'yu da hemen şöyle bir 680 bin coin ise 6 derecesiyle beraber Joao Cancelo'ya bastık. Kumes bir süre kalacak. 2 tane stoper çıkardık. Bender ve Romero en kötü özellikle onlardı çünkü en iyisi Hummels'ti. Hummels de birazcık yavaş kaldığı için o da değişebilir. Sol bekimiz arkadaşlar şimdilik Roberto Carlos gelebilir. Roberto Carlos devam edebilir. Hatta Roberto Carlos'u yükseltebiliriz ama Roberto Carlos'u yükseltirsek süper güç içinde bir gen yükseltme yapmış olacağız. Onu süper güçle falan yükseltiriz. Bakarız duruma göre arkadaşlar. Şimdi sıradaki transferimiz bu arada toplamda 3 tane transfer gelmiş oldu kadroya. Cancelo, Maldini ve Carlos ve kadroyu bayağı böyle havalı hale getirdiler bence. Çok güzel hale getirdiler. Şimdi sağ kanat ve sol kanat alacağız. Sağ kanata Muhammed Salah alacak. Alacağız. Ultimate tosslar üzerinden gidiyoruz. Toss kartlar maalesef arkadaşlar Ultimate tossların birazcık altında kaldığı için Ultimate tosslar gideceğiz. Maalesef dememin sebebi de sol kanatta kullanacağımız kart. Gerçekten özellikleri muazzam. Ama keşke Neymar'ın Ultimate tossu olsaydı. Neymar'ı alsaydık ama Neymar'ın yüzgenlik toss kartına gerçekten özellikleri maalesef yani 2-3 misli kadar iyi. Gerçekten çok iyi olduğu için. Neymar'ı bugün almayacağız ama çok daha kaliteli. Böyle çok daha efsane oyun için çok iyi bir oyuncu alacağız. Zaten birazdan teki tekte de izleyeceksiniz. Hemen arkadaşlar Muhammed Salah'ı da alalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Ultimate Toss Muhammed Salah 14 milyon 159 bin coin'i alıyoruz. Ve kadromuza hoş geldin Salah ve Insigne'yi de alacağız. Gerçekten az da coins harcamadık. Ben daha az coins harcarız diye düşünmüştüm ki 12 dereceli bir aktarım falan da yapacağız. Oralardan da bayağı coins gidecek. Ya derece aktarımına coins gitmesine ben çok üzülüyorum. Keşke onları birazcık düşürseler. Yükseltirken gitsin de abi aktarırken gitmesi gerçekten üzüyor. Zaten oyuncuyu alırken para harcıyoruz. Bir de derece aktarırken de yani çok fazla gitmesini sevmiyorum arkadaşlar. Hemen şu şekilde efsanevi oyuncu Lorenzo Insigne'yi de 23,5 milyon coins olarak arattım. Çıkmadı. Insigne ne kadarsın sen? Insigne yapma Insigne. 24 milyon 250 bin diyeceğim ve büyük bir ihtimalle çıkacak ama yine de sıkıntılı bir fiyatı var. 24 milyon 56 bin coins'e Lorenzo Insigne'yi de aldık. İki transfer birden yaptık ve arkadaşlar 100 milyonun üzerinde coins vardı. Maldini'yi falan aldık bu arada. Transfer olarak Carlos'u koyduk. Maldini'yi falan koyduk. Yine de 60 milyon düştü sadece 3 transferle. Hemen sağ kanat ve sol kanat transferlerimizi ilk olarak Muhammed Salah, sonrasında da Vieri'yi değiştirerek
Buraya Insigne'yi koyarak yapıyoruz. Bayağı bir gen düştü ama şimdi arkadaşlar derece aktarımlarıyla. Bu arada 148 gendik sanırım. Hatırlamıyorum tam ama bayağı bir uçacak. Şimdi arkadaşlar hemen derece aktarımlarına başlayalım. Bu arada 3 forvet hattındaki oyuncumuzun da beceri geliştirisi görmüş olduğunuz gibi farklıymış. Ve tam 9 beceri geliştirisi yükseltmemizi istiyor oyun bizden. Gerçekten bu da birazcık sıkıntı. İlk olarak ben bir Beckham'a geleceğim. Ve Beckham arkadaşlar 104'ken yapacağım. 3 milyon 400 bin coin ise bir anda Beckham'ı 104'ken yaptım. Evet. Derece aktarımlarını daha yapmadan Beckham'ı 104'ken yaptım. Şimdi arkadaşlar burada en çok kadroda kalma ihtimali olan oyuncuya 12 derece parçasını boostlamak istiyordum ama sanırım öyle bir oyuncu yok gibi. Ama birine de o şekilde bir derece parçası basmamız gerekiyor. 7'ler var ve arkadaşlar 12'ler var. Muhammed Salah ömürlük mü kalır bilmiyorum ama uzun süre kalacak. Gurita basarsam zarar edeceğiz. 5,5 milyon coins mi? Oha abi you. Vallahi bu kadar beklemiyordum sanırım arkadaşlar ya. Basacağım ama abi basacağız. Bu kadar derece varsa basacağız. Vieri'ye basarken ki yaptığım hata gerçekten benim 5,5 milyon kaybetmeme sebep oldu. Yani gerçekten abi Mbappe'yi almıştık ya 104'ken. Onu basarken gerçekten büyük hata yapmışız. Ve arkadaşlar sol kanata da geliyoruz hemen. Insigne'ye de geliyoruz. Insigne'ye de bir 7 derece aktarım yapalım. Bence Insigne'nin değişme ihtimali şeye göre, Salah'a göre daha yüksek. O yüzden Insigne'ye de şöyle bir 1 milyon 180 bin coin ise 7 derece parçası birden. Görmüş olduğunuz gibi şu anda bastık. Çok fazla derece yükseltme falan yapmayabilirim bu bölüm. Zaten çok güzel transferler yaptık. Maç oynamak için de sabırsızlanıyorum. Başka derece basacağımız kimse kalmadı sanırım. Evet, derece yükselteceğimiz kimse kalmadı. Kadro sadece derece yükselerek 150 gen 288 kimya oldu. Hemen avantajlara geliyoruz arkadaşlar. Ve avantajlardan da bir tane bonus gen almayacağım. Kimya alacağım abi. Kimya milletin gerçekten arkadaşlar. Gerçekten oyundaki herkesin kimyası çok yüksek. Kimyayı birazcık yükseltelim hemen. 12 maksimum kimyayı aldık arkadaşlar ve 1-3000 daha basıyorum. Hiç gen basmayacağım abi. Kimyaları bastık. Zaten bir tane gen bassam hiç kimya basamıyordum. 1-12 daha maksimum kimya aldık. İlk 11'e geri dönüyoruz. Ve arkadaşlar kimyamız da 312'ye görmüş olduğunuz gibi ulaştı. Bence gayet iyi. Herkesin kimyası bu kadar yüksek olduğu için ilk olarak kimya üzerinden yetişmek istiyordum. Arkadaşlar bu videoda ben çok fazla gen yükseltmek istemiyorum. Yakında bu hesapta zaten çok da böyle herkesin birden genini yükselteceğiz çok yüksek ihtimalle. Beckham'a da bastık zaten. Çok fazla XP basmak istemiyorum. Ben beceri geliştiricilerine geleceğim. Etkilenen oyuncular diyeceğim arkadaşlar. Becerileri yükselteceğim. Zaten Carlos'la Cancelo'nun galiba becerisi aynıymış diye bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar yani bir beceri geliştiricisine bile 1 milyon coins basıyoruz ve hani 2 kere falan daha gelişebiliyor. Yani gerçekten coinsler bitti. Yani coinsin suyunu çıkartıyoruz artık. Bir 2 milyon daha bassak ki arkadaşlar gen yükseltme videosundayız ve ben becerileri hiçbir şekilde basmadan durmuyorum. Yani inanılmaz coins artık. Bütün coins bir anda bitiyor. Yani şaşırtıcı ama maalesef bitiyor. İki yönlü becerisinde abi bak geriye kalan bütün oyuncuların bu arada şeyi farklı. Yani aynı beceri geliştiricileri. Gerçekten herkesin farklı daha doğrusu. Bu beceri geliştiricilerine bir çeki düzen vermek lazım ya. Ben şutu basacağım arkadaşlar. Insigne çok uzun süre kadroda kalmayacağı için 14 olsun. Hatta kadrodaki herkes 14 ve üzeri olsun. Bu kadroyu arkadaşlar stoperde falan en azından böyle bir aynı beceri geliştiricileri kullanarak böyle bir düzen çekeriz, düzen yaparız. Çünkü gerçekten böyle olmayacak. UCL'de gelmiş olan oyuncuları zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. UCL'de gelen oyuncularla beraber de arkadaşlar bu kadroyu daha güzel boostlarla çeki düzen veririz. Örnek veriyorum Salah'la Gullit kadroda kalacak. Insigne yerine Gullit veya Salah'ın boostundan bir UCL sol kanat oyuncusu alabiliriz. Mesela Neymar olabilir. İnşallah Neymar öyle olur. Kimmich yerine belki başka bir oyuncu alabiliriz. Çünkü Kimmich'ten de memnunuz. Kadrodaki oyuncular çok iyi. Ama maalesef öyle bir sıkıntı var. Her neyse 151 gen 312 kimya aldık. Bence üçgen atlamamız gayet yeterli ki videoda arkadaşlar Maldini'yi aldık. Gerçekten bomba bir transferdi. Ve hemen ana sayfaya gelelim. Bir teke tek atacağım. Çok heyecanlıyım. Elimizde de 44 milyon kaldı. Hemen teke teke giriyoruz. Ve arkadaşlar bakalım teke tekte başımıza neler gelecek. Oyna diyeceğim. Ve atabildiğim kadar gol atmaya çalışacağım. Gol yemek benim için önemli değil. Maldini'yi de test etmek için hatta arkada birazcık boşluk vereceğim. Atak oynayacağım. Ve Maldini geri koşularında görmüş oluruz. Ya da rakip atak yaparken savunma mücadelelerini de görmüş oluruz. Bakalım maçta kaç tane gol olacak. Maçta olabildiğince gol olsun abi. Rakip 105'ken bu arada. Yani rakibin Maldini'yi test edecek bir seviyesi yok gibi ama. Yani hiçbir şey belli olmaz arkadaşlar. Bir tane ara pası atıyorlar ve bir anda kalecimle karşı karşıya kalabiliyorlar. Ama herhalde rakipten birazcık çok fazla üstünüm gibi duruyor. Hemen arkadaşlar bakalım. Kaka'dan Maldini'ye. Maldini'den bir uzun pas denemek istiyorum. Maldini ne yaptın? Maldini ne yaptın? Hummels reis yetiş. Hummels için. Oha! Neuer tut! Neuer tut! Oho! Neuer tutmuş bu arada. Maldini reis ne yapıyorsun? Maldini karşıda Hummels karşı. Ana gol yedim. Ana! Abi ben rakibe boşluk vereceğim derken atak yapmadan boşluk vereceğim dememiştim ki. Nasıl oldu bu ya? Maldini. Ne oluyor arkadaşlar? Joao Cancelo. Salah.
Salah, Kaka. Kaka özellikle yeni oyuncuları denemek istiyorum ama fark etmez. İnsiye kafalık açtım bu arada. Gerçekten inanılmazım ya. Niye gol açmadım bilmiyorum. Maldini kullanıyor. Maldini. Uf arkadaşlar pasa bakın. Maldini ile birazcık oynamam lazım bu arada arkadaşlar. Maldini hiç top süremiyor ya. Böyle bir özelliği olmayabilir bu arada. Çok da önemli değil ama herhalde topu da kaptırmaması lazım. Hani bu topu alıp sürmek zorunda değil. Faul aldı Maldini bu arada. Tam 31. dakikada. Maldini faul aldı. Maldini birazcık hatasını telafi etmesi için arkadaşlar uzun pas falan denemek istiyorum Maldini ile bu arada. Şöyle birazcık geri çekilip şöyle bir uzun pas denemesi yaptım. Bakalım pas nereye gidecek? Taşa gitti. Ben maçı kazanıyorum aga, umurumda değil. Maldini top kaptı. Maldini top kaptı ama sonra kaybetti. Kapıyor ama kaybediyor arkadaşlar. Kaybetmemeyi de öğrenecek inşallah. Hummels şimdi. Hummels Beckham'a gelecek mi? Beckham alamıyor topu. Maldini bir kafa vur. Abi kafa topu filan da rakip alıyor. Bir de 10 yani en az 30-40 santim daha kısa adam. Alıyor yani. Gullit şimdi Insigne'nin koşusu var. Haydi Insigne yürü Insigne koş Insigne. Bas Insigne koş Insigne yürü Insigne. Insigne geliyor. Kendisi atacak Insigne. 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 Savunma yetişti. Güzel geldik ama. Haydi Maldini. Hatanı telafi etme zamanı reis. Haydi bakalım abi kimin içinde niye duruyorsun? Maldini'ye dokunamayacak gibi hissettim. Dokunabildim ama inşallah Maldini'ye gider. Maldini vurmadı. Sonra bir tane paşot Hummels attı. Maldini vurmadı golü Hummels attı. Keşke Maldini atsaydı. 1-1 oldu maç ama benim amacım maçı kazanmak falan da değil. Benim amacım Maldini'nin hatasını telafi etmesi. Çok ilginç bir maç oluyor. Gerçekten bir değişik ya. Bakalım ikinci yarı inşallah çok çok daha güzel geçer arkadaşlar. Oh my god arkadaşlar felaket bir boşluk verdik bu arada. Ve arkadaşlar 2-1 oldu. Gol şansı attı 2-1 oldu. Ya arkadaşlar rakip şu anda benim kötü oynadığımı düşünüyor. Ben hemen maçı bir çevireyim. Sonra Maldini'ye geçeriz. En azından 3-2 yapayım maçı. Sonra Maldini'ye geçeriz. Çünkü böyle olmayacak. Rakip bana böyle atmış. Olmaz. Hemen şu maçı bir çevirelim. Muhammed Salah şimdi. Rakip benim kötü oynadığımı düşünüyor cidden. Olmaz böyle arkadaşlar. Adam yani gerçekten iyi oynadığını falan sanmasın. Salah Cancelo'ya verdi. Cancelo içeri orta kafa gol olacak zaten şimdi. Kaka at golünü. Ana olmadı. Ya, bir tek Hummels top alıyor abi. Maldini hiçbir etkisi yok. Ya maçta yok adam abi. Salah. Gullit. Salah. Çok güzel koşu. Salah geç abi. Yürü Salah. Al Salah. Koş Salah. Yürü Salah. Artık hadi. Tamam Salah geldi. Salah. Salah bir içeri şöyle bir çalım. Şöyle bir daha çekti. Salah şöyle bir plaseyi çaktı. Ve Muhammed Salah harika ötesi. Mükemmel. Yani öyle böyle değil. Hiçbir futbolcuyla bugüne kadar FIFA Mobile 21'de atamadığım bir gol attı. Gerçekten dışa doğru ceza sahası dışına doğru topu çekip plase vurarak kaleyi bulması. Kaleyi bulsa bile çok yavaş gidiyordu veya kalecinin kucağına gidiyordu. Ya da avuta çıkıyordu arkadaşlar. Hiçbir şekilde öyle köşeye sert vurabilen plaseyi görmemiştim. Muhammed Salah teşekkür ediyorum. Ve Cancelo'dan da bir kritik müdahale gelecek. Ama rakibe gitti. Cancelo alır mısın o topu? Cancelo yerde penaltı yok hocam. Maldini. Maldini önemli bir dakikada önemli bir müdahale yaptı. Ve bir tane de gol kurtardı. Maldini şov yaptı arkadaşlar. Kaka yürü. Haydi kaka. Bas kaka. Ben bu maçı bir de kazanmam da lazım bu arada. Haydi abi bu maçı kazanacağız beyler. Maldini o topu alır mısın? Hadi Maldini ile basıyorum bu arada almak için. Carlos aldı fark etmez. Carlos'tan bir ara pası Insigne'ye. Cuadrado'yu geçersin. Insigne yürü Cuadrado bile sana yetişemez. Insigne'ye Cuadrado bile yetişemez. Haydi lan Insigne yürü Insigne'ye. Bas Insigne ortalarında sığmış görelim. Bir Gullit'e bir orta aç. Gullit bir kafa çak. Gullit ve ben bu maçı çevireceğimi biliyordum zaten. Çevireceğimi de söylemiştim. Oyuncu denemeyi bıraktığımız zaman Maldini de başarılı oldu. Muhammed Salah da başarılı oldu. Insigne de başarılı oldu. Cancelo da başarılı oldu. Yani gerçekten arkadaşlar ben bir daha gen yükseltme videosunda transfer ettiğim oyuncuların üzerine gitmeyeceğim. Bakın oyuncu denemeyi bıraktıktan sonra neler olduğunu görüyoruz. Gerçekten çok farklı. Kaka'dan bir pas şimdi ve arkadaşlar Gullit'ten bir gol daha gelecek. Hem de çok efsanevi bir gol. Hem de çok güzel bir geri dönüşte yaptık. Hani 2-1 geriye düştükten sonra asıl oynayışıma başladım. Aynı zamanda oyuncuları da görmüş olduk. Hani tek bir maçta oyuncuya pozisyon gelmezse diye korkuma sürekli oyuncuyla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Olmuyor ama bunun olmadığını artık anladım ve bundan sonra böyle bir şey olmayacak. Rakip de kendinin iyi olduğunu sanıyordu yazık yavrum ama ben demiştim bu maçı çevireceğimi. Her neyse arkadaşlar burada maçın sonuna geldik. Hemen kadromuza da geçelim. 4-2'lik güzel bir galibiyet aldık ve baya baya güzel bir galibiyet aldık hatta ama kolay bir maçtı zaten benim için. Benim galip gelmem gereken bir maçtı zaten. Rakibin geni falan çok düşüktü ama oyuncu denediğim zaman arkadaşlar isterse rakip 50 gen olsun beni yenebilir yani. Oyuncu denemeyi bir yerden sonra bırakmam gerekiyor. Oyuncu denemediğimiz zaman oyunculardan daha çok yarar alıyoruz zaten. Maldini gol kurtardı ve öne geçtik mesela. Gerçekten güzel. Maldini'nin ne kadar iyi olduğunu zaten özelliklerinden biliyoruz. Bu maçta yaptığı şeylere hiç bakmaya bile gerek yok. Her neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Bugün Maldini'yi aldık, Salah'ı aldık, Insigne'yi aldık, Cancelo'yu aldık. Carlos'u geri getirdik ve çok güzel bir düzen yaptık. Kadroda tam 4 tane Prime ikon oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoya like atın. Bu an Utku'nun hesabı yani bizim yan hesap yani bizim ikinci hesap. Yan demeyelim ikisi de bizim hesabımız çünkü. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Ve bay bay arkadaşlar.